baktığı zaman ben kanser mi oldum? Kanser mi Hayır. olacağım? Toplumumuzda %60 HPV var. Ne Ama söyleyeyim? kanser oranı %60 değil. Ama HPV varsa mutlaka bunun tipine bakacağız. Hangi tip olduğunu saptayacağız. 16-18 varsa biyopsi alacağız. Yok. Simir de temiz çıkmışsa takip. O kadar. Takip. Ama eğer cin dediğimiz bu rahim ağzındaki kanser öncüsü lezyonlar oluşmaya başlamışsa cin 1, cin 2'de konjugasyon yapıyoruz. Cin 3'te ise hastanın yaşına göre davranıyoruz. Eğer yaşı ileri yaş doğumları tamam ise onlara önerimiz ya rahimini aldır, kurtul gibi bir önerimiz oluyor. Ama cin 3'ün altındakilerde konjugasyon öneriyoruz. Yani tedavisi mümkün Mümkün. kadınlar Ama geç kalmak. bu Geç kalmamak önemli. Geç kalmamak önemli. Kontrolleri yaptırmak önemli. Ayrıca demin de söylemiştim bu akıntılı hastalıklar var. Bu bakteriyel vajinolis olan yani kokulu akıntısı olan kadınlarda bu HPV sıklığı ikimisi daha fazla. Çünkü HPV mikrobu sağlam dokudan bulaşmıyor. Çatlak dokudan, akıntılı dokulardan bulaşabiliyor. Yine HIV virüsü de aynı şekilde sağlam dokudan bulaşmıyor. Çatlaktan giriyor. Onun için de genital hijyene önem verirsek bu HPV'den de hiç olmazsa birazcık kurtulmuş oluruz. Prezervatif bu HPV mikrobundan korumuyor yalnız. Onu söyleyeyim. Çünkü erkeklerdeki pubis bölgesindeki HPV mikrobu çünkü prezervatifi belli bir yere kadar takıyoruz. Ama gerisine takamıyoruz. Ve buradan bulaşıyor. Havludan bulaşır mı? Zor bir soru bu. Bulaşmaz diyenler var. Yok, havludan da bulaşan diyenler var. Ama açık ortamda bu virüsün öldüğünü biliyoruz. Ama ameliyat malzemesinden de bulaştığını söyleyen yayınlar var. Ama bu konular net değil. Evet, çoğunlukla şöyle söyleniyor, yani aslında çoğunlukla cinsel yolla bulaştığı söyleniyor ama Evet. dediğiniz anladığım kadarıyla farklı ortamlardan da bulaşması söz konusu. Evet. Ama kadınlardaki en büyük sorun bu HPV'si olan kadınlarda anksiyete eşiyle, sevgilisiyle arası açılıyor. Yaşam berbat olduğu için. Dünyası kararıyor. Ben ölecek miyim? Kanser mi oldum? Çünkü o kadar fazla bilgisizliği var ki işte arkadaşımın HPV'si varmış, ölmüş. Doğru. Çünkü kanser olmuş, ölmüş. Çünkü kanserin HPV 199 sebebi. Kanser hastalarda HPV 199 var. Yani aslında hocam bunu söylemek yani mümkün değil. Sizden de tabii ki son olarak bir son söz almak istiyorum ama özellikle kadınların hani enfeksiyon oranını düşünmeleri için neler yapması gerektiğiyle ilgili belki bir şeyler söyleyebiliriz. HPV'si olanlar bunu yapacak. HPV'si olanlar bir defa hijyen kurallarına uyacak. Yani akıntısı olmamasına dikkat edecek. İşte bu duşlar, işte kitler falan onlardan uzak duracak. Sigara içmeyecek. İşte beslenmesini, probiyotik beslenecek. Yani vücut direncini kuvvetlendirecek. Uykusunu güzel alacak. Bunun haricinde yapması gereken bir şey yok. Ama yayınlarda günlük 10 miligram folik asit kullanan kadınlarda cin 2'nin dahi durduğuna ait bilgiler var. Yani cin 2 şu kanser işte öncüsü lezyonlardan önce askısı olmuş, sonra cin 1 olmuş, cin 2'ye gelmiş yani kansere doğru gidiyor. Ama kanser değil. Bunlara dahi durmasını sağlayan bir faktör olduğunu söyleniyor. Bu konuda gene muallakta. Bu Hocam hangi folik gerçekten asit? Bu eskiden kullandığımız folbiol, şimdi 5 miligram işte folik asit ihtiva eden bu yeni çıkanlar yani 400 miligram gebelere verdiğimiz değil de eskiden kullandığımız folbiol günlük sabah akşam günlük 10 miligram kullanım şeklinde kullanılması ile bir yayınlar yapmışlar ama bayağı azaldığını görmüşler.
Hı hı hı.